Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Haset eden zarar görür mü? Evet. En büyük zararı haset eden kişi görür. Zira bize verilen duygular yaratıldığı yerde kullanılmazsa o duyguya zulüm olur ve o duygunun sahibi de azap çeker, zarar görür. Örneğin dilini ateşe tutan kişi hem diline zarar verdiğinden dile zulmetmiş olur hem de ateşin acısını ve azabını bizzat kendisi çeker. Aynen bunun gibi Allah'ın insana verdiği güzel duyguları ve latifeleri yanlış yerde kullanan kişi de hem o duyguya ve latifeye zulmeder hem de o duygu ve latifenin azabını çeker ve cezasını görür. Haset ateş gibidir. Ateş önce düştüğü yakar, başkasına zararı ya hiç olmaz ya da çok az olur. Ayrıca kor ateşi çıplak elini alıp başkasına atmak isteyen kişi önce kendi elini yakar. Başkasına atsa bile ona zarar vereceği kesin değildir. Şu halde haset ateşini kalbine koyan kişi Önce kendi kalbini hasedin ateşiyle yandırır. Allah korusun en büyük latifemiz olan kalbimizi kül bile edebilir. Anadolu'da keskin sirke küpüne zarar diye güzel bir sözümüz vardır. Helal ve meşru olan sirkenin keskini bile kabına zarar verirse haram ve yasak olan haset gibi bir kötü duygu Acaba kalbimize nasıl bir zarar vereceğini düşünmek gerekmez mi? Hasedi kalbimize koymamak için tedbir almak, tedbir almak gerekmez mi? Eğer haset ateşi kalbimize düşmüşse bunu kalbimizden atmak ve zararından korunmak için gayret etmek aklın karı değil midir? Özetle haset kalbimizi, dünyamızı ve ahretimizi yakan Öldüren, içimizi ateş ve zehir akıtan bir hastalıktır. O halde dünyasını ve ahiretini düşünen kimse hasedin kalbine girmesine asla izin vermez ve vermemeli.